Mutlu günler sevgili izleyicilerimiz. Bir gazete manşetleri programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün 5 Ocak 2019 Cumartesi sevgili izleyiciler. Evet, Kastamonu merkezde yayın yapan gazetelerimizin başlıklarını her zaman olduğu gibi sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Akvim TV aracılığıyla. İlk gazetemiz Gündem 37 gazetesi. Gündem 37 gazetesi bugün 5. yılını kutluyor. Halkın tarafı sloganıyla başlayan yayın hayatına bugün 1231. sayısıyla 5. yıla ulaşan gazete çalışanlarını ve sahiplerini kutluyoruz sevgili izleyiciler. İnşallah daha güzel yayınlar ve daha güzel yıllara diyelim Gündem 37 gazetesiyle. Evet, Gündem 37 gazetesinin bugün ana manşetten verdiği haber, Tim Başkanı İsmail Gül'le Kastamonu ihracatımızı 3,5 kat artırdı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 2018 yılı ihracat değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada 2018 yılı ihracatının %7,1 artışla 168,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Yargıda hedef süre başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Hakkı Köylü dün Memur Senil Temsilcisi Mehmet Özü, AK Parti İl Başkanı Doğan Ünlü ile birlikte ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum geliyor. Yarın saat 9.30'da valiliği ziyaret edecek olan Murat Kurum, sokak sağlıklaştırması başta olmak üzere belediyenin yapmış olduğu çalışmalar ve belediye başkanı Sayın Tahsin Babaş'ı da ziyaret edecek saat 14.15'te ve saat 17'de de Kastamonu'dan ayrılacak. Yarın bir dizi etkinlikler olacak sevgili izleyiciler. AK Parti Milletvekili Metin Çelik, bizim derdimiz ülkemiz, ülkemizin geleceği demiş. AK Parti Milletvekili Metin Çelik, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Kastamonu Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek yeni binalarının hayırlı olması temennisinde bulundu. Iğdır'da hain saldırı, bir askerimiz şehit oldu, iki askerimiz ise yaralandı. Ülkemize sızan 8-10 kişilik bir grup, tahmin edilen bölücü mensuplarınca roket, atar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla ateş açıldı ve bu saldırı sonucunda bir askerimiz şehit oldu ve iki askerimiz de yaralandı açıklamasında bulundu Türk Silahlı Kuvvetleri. Dernek beyannameleri için son gün 30 Nisan olduğu belirtilmiş. Vali Yaşar Karadeniz 3 ilçeyi ziyaret etti. Daday, Devrekani ve Seydiler ilçelerinde ziyaretlerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Yüksel Aydın ise Cumhur İttifakı'nın ruhuna herkes bağlı kalacak dedi. Ajans 37'nin kanalında konuştu sevgili izleyiciler. Kastamonu gazetesiyle devam edelim. İhracatta rekor kırıldı. En dikkat çeken artış Kastamonu'da. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorunun kırıldığını açıklarken en dikkat çeken artışın ihracatını 3,5 kat artıran Kastamonu'da yaşandığını belirtti. Bakan Kurum yarın Kastamonu'da, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yarın Kastamonu'da olacak. Karabük üzerinden kentimize gelecek olan Bakan Kurum saat 9.30'da valiliği ziyaret edecek. Ardından öğle yemeğine geçecek ve ardından da yine il başkanlığı ve belediyeyi ziyaret edecek sevgili izleyiciler. Nasrullah Camii'ni ziyaret edecek. Yine sokak sağlıklaştırma ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler olacak. Millet Bahçesi'ni ziyaret edecek. TOKİ konutlarını inceleyip kentimizden ayrılacak deniliyor. Program bu şekilde gerçekleşecek. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi ve PM'den Kastamonu kararı çıkmadı. Ortak aday ihtimali güçleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti birlikte seçime girecek. Belki henüz daha netleşmedi. Dün açıklama bekleniyordu ama bu konuda herhangi bir açıklama olmadı. İnebolu'nun Cumhuriyet Halk Partisi İnebolu adayı belli oldu. Faruk Öz İnebolu'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu belirtiliyor. KESK'ten manidar soru, enflasyonu düşen var mı? Anadolu Şehit'ten Kastamonu tanıtımı. Yine 37 plakada düşüş yaşanmış. İlk defa böyle bir düşüş yaşanıyor. Ülkemizde trafiğe kayıt araç sayısı Kasım ayı sonu itibariyle 22.850.238 olurken Kastamonu'da azalış gösterdi. İlk defa 64 adet eksilerek 131.024 olarak belirlendi deniliyor. Esnafın gözü yeni pakette, prim gün sayısı düşmeni, stopaj vergisi kalkmalı demiş Bendevi falan dükkanın açıklamaları. Cumhur İttifakı teyakkuzda deniliyor. Çelik ittifaka sadığız, aydınlan ittifak yorumu kafa karışıklığı yaratmanın alemi yok demiş. Hakkı Köylü'den hedef süreye övgü, bir iyidir vardı başlığıyla Erkut Kargı'nın bir köşe yazısı var bugünkü Kastamonu gazetesinde. Ve yolun tabii ki iyidir mevkiinden geçmemesi
ve duble yollarla hemen karşı tarafından geçmesi İdire uğrayan vatandaş sayısını biraz azaltmış görünüyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bütün ilçelerin adayları belli oldu. Son ilçe Şenpazar'dı. Şenpazar'da da Mustafa Eğilmez belediye başkanı adayı olarak gösterildi. Bunu da sizlerle paylaşalım. Su değirmenini çalıştırmak için köyüne döndü. Dede Yadigarına saygı başlığıyla verilmiş bir başka haber. Balıkçılara rüzgar engeli. İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı göreve başladı. Hüseyin Yavuz görevine başlamış. Hayırlı olsun diyelim. Doğru Söz Gazetesi ile devam ediyoruz. CHP'nin İnebolu adayı Faruk Öz. 5 şüpheli tutuklanmış. Sahte para sürdükleri belirlenen kişiler tutuklanmış. İnternetinizi sakın paylaşmayın. Hapis alabilirsiniz demiş gazete. Evet, Bakan Pekcan Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı. En büyük artış Kastamonu'da. Yine KESK Tufan Yazıcı. Gerçek enflasyon %50'den fazla. Erdem Sepetçioğlu'ndan bir ilk daha Siyez unlu çekme helva deniliyor. Yine KDH'nin 4. kadın doğum uzmanı da göreve başlamış, hayırlı olsun diyelim. Kastamonu'da taşıt sayısında bir azalma meydana gelmesi dikkat çekmiş. Yine Kastamonu Üniversitesi öğrencileri yarışmasına 1 lirayla 120 kilometre yol alabilecek araç ile katılacak. Atabey Gazi TÜBİTAK yolcusu başlığıyla verilmiş haber. Ve Nasrullah Gazetesi ile devam ediyoruz. Kastamonu en çok ihracat gerçekleştiren 48. kent. Kastamonu 2018 yılında 127 milyon 919 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi denilmiş. Seçmen listeleri askıya çıktı. 17 Ocak Perşembe günü saat 17'ye kadar da askıda kalacak. Ve uzlaşı arayışı var. Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'nın Kastamonu iddiası. İYİ Parti ve CHP'nin il başkanları buluştu başlığıyla verilmiş. Ve bakalım aday kim olacak, bunu da merak ediyoruz tabii ki bu cephede. CHP dün sadece İnebolu adayını açıkladı. AK Parti ve MHP arasında kritik zirve denilmiş. Yine yok öyle bir şey, bu konuda kafa karışıklığı yaratmanın bir anlamı yok demiş. MHP il başkanı Yüksel Aydın'ın açıklamaları da dikkat çekiyor. Ve bakan kurum yarın şehrimizde okulların hizmet alanı ve puanları güncellendi deniliyor. Ve Sözcü Gazetesi'ne bakıyoruz. Piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Ilgaz'da kar kalınlığının 87 santimetre olduğu belirtiliyor. Bakan Pekcan, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı. Kastamonu ihracatını bir önceki yıla göre 3,5 kat artırdı denilmiş. Trafiğe kayıtlı araç sayısı 131.024 oldu. Seyir halindeki bir otomobil birden alev aldı. İstanbul'dan Samsun'a gitmekte olan bir araç da meydana gelmiş bu olay. CHP'nin İnebolu Belediye Başkanı adayı Faruk Öz oldu. Yine Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Hakkı Köylü, zamanında bitmeyen davaların sebepleri araştırılacak deniliyor. Aday gösterilmeyen MHP'li il yönetimini topa tuttu denilmiş. Yine Metin Yamal'a AK Parti'ye geçecek deniliyor. Evet, kadın doğum uzmanı göreve başladı. İnebolu Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz göreve başladı. Son dönemde devletimizin köylerimize ayırdığı kaynaklar arttı başlığını da görüyoruz. Ve günün son gazetesi Açık Söz gazetesine bakalım. MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, alan mağdur, satan mağdur demiş. İlimizdeki yüksek katlı binalarla ilgili konuşmalarını sürdürmüş. AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik hangi meşruiyetten bahsediyorlar deniliyor. Yine Kastamonu Kasım'dan sonra Aralık'ta da ihracat rekoru kırdı. Sarıkamış şehitleri için yürüyeceğiz. 2 otomobil yandı. 5 şüpheli tutuklandı. Ve CHP'nin İnebolu adayı Faruk Öz oldu deniliyor. Yine Bakan Mehmet Kurum yarın Kastamonu'da bir dizi ziyaretlerde bulunacak ve incelemelerde bulunacak. Evet, Kastamonu'da konuşulan haberleri sizlerle paylaştık. Bir başka gazete manşetleri programında yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hoşça kalın.